Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 8. haftasının 5. videosundayız. Dörtgenlere giriş yapacağız. Dörtgenleri iki videoda işleyeceğiz. İlkini şimdi yani sayfa numarası 109, 110 ve 111'in belli bir kısmını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Dörtgen evet dörtgenler konusunu işleyeceğiz ama genel dörtgenleri işleyeceğiz. Tabii ki paraya kenar, eşkenar dörtgen, deltoid, yamuk gibi özel dörtgenleri de sonraki haftalarda işleyeceğiz. Şimdi genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Herhangi üçü doğrusal olmayan 4.2 kişerli birleştiren doğru parçaların oluşturduğu kapalı şekle ne diyoruz? Dörtgen adını veriyoruz. İşte şu şekil neymiş arkadaşım? Bir dörtgen imiş. Evet öncelikle şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu dörtgenler konusunu ve bundan sonraki konuları iyi bir şekilde yapmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Üçgenler konusuna hakim olmanız lazım. Yani üçgenleri sen biliyorsan, üçgenleri de bu konuları uyarlayabiliyorsan bu işi çok rahat bir şekilde yaparsın. Yani Burada dörtgenlerle ilgili zaten vereceğimiz tüm özellikler bakın altın çizerek söylüyorum. Dörtgenlerin tüm özellikleri bütün genel dörtgenlerden bahsediyorum. paralelkenar eşkenar dörtgen gibi bütün dörtgenlerden bahsediyorum. Tümü özelliklerin tüm nereden çıkıyor? Üçgenlerden ispatlanıyor. O yüzden sen belki özellikleri bilmek zorunda değilsin ama üçgene iyi bir şekilde hakimsen ya bundan önceki anlattığımız şeyleri iyi bir şekilde öğrendiysen bundan sonraki konuları da rahat bir şekilde yapabilirsin. Özellik kafasıyla gitmeyip İspat yöntemiyle ispat deyince de korkmayın yani ispatlayabilirsin bilmediğim bir şey değil çünkü ya çözüm yöntemi diyelim çözüm yöntemini üçgenlerden yola seçersen eğer hiç sıkıntı yaşamazsınız şahsen ben bu işi öyle öğrendim size de bu şekilde öğreteceğim. Evet dörtgenler üçgenleri iyi bir şekilde bilince çok rahat bir şekilde çıkar. Bir kere dörtgenlerin özelliklerine hemen başlayalım. Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaçtır? 360 derecedir. Çünkü niye? iki tane üçgen oluyor. İkisinin toplamı 180, 180, 360 yapıyor zaten bundan dolayı. Sonra dış açıları toplamı da zaten bütün çokgenlerde dış açılar ölçüleri toplamı neydi? 360 derece. Hadi bakalım. İç açılar toplamı 360, dış açılar toplamı da 360. Gelelim soruya. Örnek bir de. Hocam bir dörtgen verilmiş, açılar verilmiş. Bunları ne yapacağız? 90, 6x artı 15, 70 ve 5x artı 20'nin toplamı kaç olacak? 180 değil. 360 olacak. 6x 5x daha 11x yaptı burası. Sonra 90 90 var burada. Burada da 90 var. 180. Bir de 15 var. Ee, 180 180, 360'dan 180 çıkınca 180 bir de 15 çıkınca kaç kalıyor arkadaşım? 165 kalıyor. O zaman ne olacaktır. 165 bölü 11'e eşit olacaktır. O da kaç yapıyor? 15 yapıyor. Evet Örnek biri böylelikle 15 bulduk ama bizden ADC açısı isteniyor dikkat. O zaman ADC açısında şöyle bir yazalım. Yani 5x artı 20 isteniyor. X yerine biz 15 yazınca 75 artı 20'den cevapta kaç çıkar? 95 çıkar. Yani bir örnek biri böylelikle 95 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi burada iki tane dış açı var, iki tane iç açı var. İstersen iç açılardan git istersen dış açılardan git. ama iç açıları yazarken böyle 180 eksi 3x eksi 10 demek biraz sıkıntı olacak. O yüzden dış açıları yazmak daha sağlıklı. Burası 105 Burası da kaç yapar? 100 yapar. E dış açılar toplamından gidebiliriz. Yani 3x eksi 10 artı 2x artı 15 artı 105 artı 100 eşittir dış açılar toplamı yani 360. E buradan 3x 2x daha 5x yaptı. Sonra, Eksi 10 artı 15 eksi 5 yaptı. E, artı 5 yaptı. Artı 105 110 yaptı. E, artı 100 de 210 yaptı. 360'dan 210 çıkınca da 150 yaptı. Evet 5x 150 ise x'i de böylelikle de buluruz. 30 derece olarak buluruz. Örnek 2 30 çıktı. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'e gelmeden önce dikkat. Dörtgenler konusundaki bazı sorular üçgenler konusundaki öğrendiğimiz özellikle de çözülebilir. Bunu zaten biraz önce de söylemiştim. Evet. Şimdi burada ne var? 60 var, 60 var. Hocam özel açı var. Özel açı mantığını kullanacağız. Ne yaparız? Şuradan bir dik çizsek hocam. Ya hocam bak 90'ı parçalıyoruz. 90 kısmen özel bir açı. E hocam buradan dik çizeriz o zaman. Burada açı yok. E, bir var aslında oradaki açı. Dörtgenin açılarını topla bakayım. 360 yapması lazım. 60 60 120 90 daha 210. O zaman buraya kaç derece kaldı? 150 derece kaldı. 360'a tamamlayan açısı. Aa hocam 150 özel bir açı. Özel bir açı olduğundan dolayı bunu parçalayamam. 150'nin neresi özel? 180'e tamamlayanı. Yani 30 derecesi özel. O yüzden buna dokunamam. Ki üçgenler konusunda da özel açı çözerken söylemiştik. Bütün açılar özel açıysa ne yapıyorduk? Üçgene tamamlama yapabiliyorduk. İster üçgeni şu şekilde tamamlayın ister yukarı doğru tamamlayın. Ama 60-60'ı görünce yukarı doğru tamamlamak daha mantıklı. 60-60 ise burası da ne oldu? 60 oldu. Ama ne çıktı burada? Eşkenar. Eşkenar çıktığı zaman bütün kenarların eşitliğini göstermek çok önemliydi. Şöyle gösterdik. E 60-90 ise burası 30 oldu. 60'ı karşı 3 kökü 30'u karşı kök bölünmüş hali 3'dür. 90'ın karşı da 6'dır. 30'dan 90'a geçiş. E şu kenar şu kenara eşit değil mi? Evet. Yani burada x artı 3 eşittir y artı 6 oldu. Değil mi? Buradan y'yi attık öbür tarafa. 3'ü de attık öbür tarafa. x eksi y de neye eşit oldu o zaman? 3'e eşit oldu. Böylelikle örnek 3'ü ne bulduk? 3 bulduk. Evet nereden çıktı? Üçgenler konusundan çıktı. Geldik şuraya. ABC'de dörtgen demiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. EC uzunluğu K burası da 2K verilmiş. Alan ABC'de isteniyor. Alan DBC'yi vermiş bize. Bak şimdi. Şuradaki alanı vermiş bize. Ve bizden tüm alan isteniyor. Ne yapacağız? Arkadaşım burada bir oranlama var. Oranlama varsa ne yapıyorduk? Alan dağıtımı. Hadi bakalım alan dağıtımı yapalım. Hocam K'da kalan A ise 2 K'da kalan 2 A'dır. Sonra alttaki üçgende K'da kalan A demeyelim. Çünkü aynı olduğunu bilmiyoruz. B diyelim istersen. K'da kalan B ise 2 K'da kalan nedir? 2 B'dir. E bize ne vermiş? Sarı alanı yani A artı B'yi 40 vermiş bize. Bizden ne istenildi? Alan ABCD. Bak bakayım alan ABCD. 3A artı 3B isteniyor. Aa, burada 3 parantezin alınca A artı B mi yaptı burası? A artı B'nin zaten 40 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cevap ne çıkar? Böylelikle 120 çıkar. Evet örnek 4'ü böylelikle 120 bulduk. Bak eski konu. Yani üçgende alan gördü sen burada. Üçgenin alanını vermiş. Dörtgenin alanını isteniyor. Oranlama var. Bu alan dağıtmayı arkadaşlar dörtgenler konusunda gerçekten çok kullanacağız. Yani diğer dörtgenlerde de paralel kenar eşkenar dörtgende yamukta falan çok kullanacağız. Özellikle böyle oranlamalar varsa üçgende nasıl ki oranlamalar olduğunda alan dağıtımı yapacağız diyoruz. Dörtgenlerde de ve bundan sonraki konularda da yine alan dağıtma aklımıza gelecek. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet geldik şuraya. Aa burada ne var? Hocam 90 dereceden bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem üçlü var. Hocam burası da 90 derece. 90'dan çizilen kenar orta eşit eşitken burası da eşit olacak. E o zaman burada da bir muhteşem üçlü çıktı. Şimdi AD uzunluğunu vermiş bize. AD uzunluğunu 12 vermiş. Sonra ABC'de dörtgen demiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Çevre ADF verilmiş. Bir de EF uzunluğu isteniliyor arkadaşlar bizden. Şimdi DE ile EC birbirine eşit. AF ile FB birbirine eşit. AD'yi 12 vermiş. Ve çevre e, F'yi vermiş bize. Yapalım. Bir şekilde bir işlem yapalım arkadaşlar. Buraya X, X diyelim. Çevre nerenin çevresinden bahsediyor? ADF'den. E, ha, bak 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 bak. Şuranın çevresinden bahsediyor bize. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar muhteşem şunları zaten yazmıştık. Buraya XX X diyelim burası da X oldu. Buraya Y, Y diyelim burası da Y oldu. E o zaman çevresine bakalım arkadaşlar. Şunun çevresinde 2 tane x 2 tane y bir de 12 var. 2x artı 2y artı 12 eşittir. 30 verilmiş. Buradan 2x artı 2y ne çıkar? 18 çıkar. x artı y de kaç çıkar? 2'ye böldüğümüz zaman 9 çıkar. Zaten bizden ne isteniyor? EF. EF x isteniyor. Ya keşke buraya şey demeseydik ama neyse. EF de neye eşit? EF x demeyelim de. Biz EF'yi şuraya X demiştik. İsterseniz değiştireyim. AA diyeyim. BB diyeyim. Hani kafanız karışmasın. AA. Burası da BB oldu. Burada 2A artı 2B. Yani 2A artı 2B'yi ne bulduk arkadaşlar? 18. Böylelikle A artı B de kaç çıktı? 9. EF uzunluğu da neye eşit oldu? Zaten şöyle bakacak olursak. A artı B'ye eşit oldu. O da 9'a eşit oldu. Örnek 5. 9 çıktı. Geldik örnek 6'ya. ABC'de dörtgen. DB köşegen. Şimdi... Bu 3 3 verilmiş. Nereleri? Şurası 3 3 verilmiş. Sonra bir katlama yapılmış galiba, değil mi? Evet. Şimdi ADC açısında ADC açısında 122 derece olarak vermiş. Bakalım bunu nasıl kullanacağız? Yukarıdaki ABCD dörtgen şeklindeki kumaş parçası DB boyunca katlanınca noktası DC üzerindeki A oluyor. Evet, sen bunu böyle katlamışsın. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarla da bu kenar. Hatta şuradaki açılar da birbirine eşit değil midir? Evet. E, zaten burayı 122 vermişti. Yani burası 61'e 61 mi oldu? Aynen öyle. Hatta burası üçgen burası da 3. E burası da üçgen burası da 3. A ikizkenar kenar var burada 61 ise burası da 61 oldu. 2 iç açı bir dış açıdan burası da 122 oldu mu? Oldu. Sonra bunun tamamı 6 verilmişti. E bunun tamamı 6 ise buraya da 3 mü kaldı? Evet. E şimdi 3 3 oldu. Hatta muhteşem 3 oldu. 90 derece çıktı diyebilirsiniz. Ya da buraya bakacak olursanız arkadaşım. ikizkenar kenar çıktı ya. Tepe açısı 122. E o zaman hocam burası x ise burası da x'tir. 2x artı 122 eşittir 180 ya da 180 eksi 122 bölü 2 de diyebilirsiniz. 2x buradan kaç yapıyor? 58 yapıyor. x de buradan kaç yapıyor? 29'a eşit oluyor. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? x kaç derecedir diye soruluyor. Cevap böylelikle 29 çıktı. Evet gördüğünüz üzere üçgenlerle de ilgili işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ikinci özelliğe geldik. İkinci özellik ne diyor? Sonra 3 arda arda. Şimdi açılarla ilgili bir muhabbet var burada. Bakalım ne diyor? Şu açı ortay bu da açı ortay olunca. Yani karşı ardışık köşelerden açı ortay çıktığı zaman açı ortay çıkmayan köşeler yani C ve D ise e, buradaki iki tane açı ortay arasında kalan açı C açısı artı D açısı bölü 2 eşittir. Ha, ister bunu formülle yap istersen formülsüz yap. Ben bunu ispatını yapmayayım. Çünkü biraz sonra bununla ilgili soru gelirse ben bunu bildiğin üçgen muhabbetinden yapayım. Ha bunu bilirsen de yine sonuca da ulaşıyorsun. Hani ben bunu biliyorum hocam Diğer arkadaşlar direkt toplamlarının yarısı şeklinde gidebilir. Peki karşılıklı köşelerde olduğu zaman açı ortaylar. Karşılıklı köşelerden açı ortaylar çizildiğinde arada kalan dar açı. Bu sefer diğer açıların yani A ile C'nin farklarının yarısına eşittir. Ama Mutlak değerini alalım çünkü negatif bir sayı bulamayız. Yani büyükten küçük çıkarttığın zaman mutlak değerini de gerek yok. Diğer açılar bak bu sefer de yine açı ortaylar olduğu zaman diğer açıların bu sefer farklarının yarısı. Neyi veriyor? Açı ortaylar arasında kalan şu geniş açı değil dar açıyı veriyor bize arkadaşlar. Evet yine bununla ilgili soru geldiğinde biz üçgenden yapacağız. Ama ben bunu biliyorum hocam diyenler yine bu formülden yapabilir. Hemen örneklere bakalım. Hocam örnek verilmiş. X açısı direkt birinci yol diyeyim ben. Birinci yol nasıl bulunur? Hocam direkt x açısı 70 artı 60 bölü 2'den 65 diye çıkar. Birinci yol bu. İkinci yoldan çözelim istersen. Hocam buraya a buraya b diyecek olursak. A artı b'yi bulursak x'i bulur muyuz? Buluruz. Bak büyük dörtgende 2 a artı 2 b artı 60 artı 70'in kaç olduğunu biliyoruz biz. 360 derece olduğunu biliyoruz. Buradan şu 2A artı 2 b kaç yapar? 60 artı 70 130. 360'dan 130 çıkınca 230 kalır. 230 yapar. A artı B de böylelikle kaç yapar? 115 yapar. E A artı B 115 ise şuradaki üç iç açılar toplamı 180 olduğundan X artı A artı B eşittir 180 olacağından e A artı B de 115 ise X de 180 eksi 115'ten kaç derece çıkacaktır? 65 derece çıkacaktır. Bu da ikinci yolumuz olsun arkadaşlar. Üçgen bilgisiyle çıkan yol. Yani formüle gerek var mı? Bence yok ama sen bilirsin tabii ki. Hocam ben formülü ezberlemek istiyorum. Ya da aklında kaldı diyorsan direkt toplamlarının yarısı şeklinde de bu şekilde yapabilirsin. A bazen kafan karışabilir söyleyeyim. Hani mesela burada şu açı sorulmuş olsaydı belki toplamlarının yarısı direkt cevabı 65 diyebilirdim mesela. Ama 65 değil işte. Bak burada kaççı 180'e tamamlayan açısı oluyor. Dikkat et. Tamam mı? Evet geldik mesela bu soruya. Birinci yol ve ikinci yoldan yine çözelim. Birinci yol arkadaşlar ne olacak? Buradaki açı direkt neye eşittir? Diğer açıların farklarının yarısına eşittir. Yani 100 eksi 50 bölü 2'ye eşittir. Yani 50 bölü 2'den cevap kaç yapar? 25 yapar. E alfayı bulduk. Yani alfa dediği x'miş. X açısını bu şekilde bulduk. Biz şimdi ikinci yoldan çözelim isterseniz. İkinci yolda yine ne diyeceğiz? Şuraya a diyelim şuraya da bb diyelim. E, 2A, 2B, 100 ve 50'nin toplamı 2A artı 2B artı 100 artı 50 eşittir 360 olduğundan 2A artı 2B'yi ne buluruz böylelikle? 360 eksi 150. Yani 210 derece olarak buluruz. A artı B de böylelikle kaç çıkar? 105 derece çıkar. Peki A artı B 105 çıktıysa bak şimdi şurada da bir dörtgen var mı şöyle? Var. E, bu dörtgenden dolayı biz şuradaki açıyı bulabiliriz. Ziya açısını. Yani 100 artı A artı B artı Y eşittir. 360 yapmalı. E hocam A artı B zaten 105'ti. İkisinin toplamı 205 yaptı. Y de böylelikle 360 eksi 205'ten 155 derece mi geldi? Evet. E Y'yi 155 derece bulduysak bu 155 artı X de 180 derece olduğundan X de böylelikle 25 derece çıkar. Ha işlem kalabalığı varmış gibi. Ben size açıklayıcı olması bakımından böyle bütün adımları yazıyorum. Siz tabii ki daha kısa bir şekilde çözebilirsiniz. Hani işlem yeteneğinize bağlı. Ama sonuç olarak nereden çıkıyor? Yine üçgen bilgisinden çıkıyor. Özelliği bilmesek bile kendimiz o özellik e, bilinmeden de rahat bir şekilde üçgen bilgisiyle de sonuca ulaşıyoruz. Üçgende açılardaki yaptığımız muhabbetlerden dolayı. Tamam. Geldik örnek 9'a. Bak. Şimdi birinci yol diyelim. Birinci yol. Hocam öncelikle şuradaki y açısını ben bulabilirim. Y açısı karşıtlı köşelerden açı ortayla açıldığında dar açı bize farklarının yarısını veriyor. 130 eksi 50 bölü 2 yani 80 bölü 2'den 40 yapar. E hocam burası 40 ise o zaman x artı 40 eşittir 180 olduğundan ikisi de böylelikle 140 derece olarak bulur muyuz? Buluruz. Şimdi gelelim ikinci yola. İkinci yolda yine a a b b deyip işlem yapabiliriz. 2A artı 2B artı 130 artı 50. Yani 180. Neye eşit olacak? 360'a eşit olacak. E buradan bu 360'a eşitse 2A artı 2B 180'e eşit olur. A artı B'ye de kaç olur? 90'a eşit olur. E sonra şuradaki dörtgende işlem yapacak olursak. Yani A artı B artı 130 artı X eşittir. 180 değil hep 180 yazasım geliyor. 360 derece olduğundan A artı B de 90 olduğundan dolayı 90 130 kaç yaptı? 220 yaptı. X de böylelikle ne çıkar arkadaşlar? 360 eksi 220. Yani X'i böylelikle 140 derece olarak buluruz. Evet. Yine formülsüz bir şekilde sonuca ulaştık. Geldik bir sonraki soruya. İşte formülleri bildiğiniz zaman sonra bu sorularda sıkıntı yaşarsınız. Aa bununla ilgili ne formülü vardı ya hocam? İç, dış falan filan böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz bence. E ne yapacağız hocam? Şimdi öncelikle BAD açısını kaç derece vermiş? BAD açısını 140 derece vermiş. Onu şöyle bir yazalım. Aa hocam formülcü zihniyetler şunu yapabilir. Şurada dikkat et. Ardışık köşelerden açı ortaya toplamlarının yarısı A'ya eşit oluyor diyebilirsiniz. E, sonrasında işlem yapabilirsiniz. Öncelikle ben şuradaki açı ortaylar yan yana gelmiş ya onu kullanayım. Burada mesela e, ee, x x y, y dersek 2 x artı 2 y eşittir 180 olduğundan x artı y'yi kaç derece buluruz? 90 derece buluruz. Yani şurada kaç, kaç derece çıktı arkadaşım? 90 derece çıktı. Aa, sen şuradaki dik üçgenden B'ye ulaşabilirsin. A'yı bulduk daha sonra. Hadi öncelikle A'yı bulalım. A açısı nedir? Toplamlarının yarısını eşittir hocam diye işlem yapabiliriz. Ya da şuraya x x buraya y y deyip oradan da işlem yapabilirsiniz. Ama artık alıştığınız o işlemi siz yaparsınız. Ben direkt A'yı söyleyeyim. A direkt 140 artı 80 bölü 2'ye eşit. Yani 220 bölü 2'den 110'a eşit mi? Eşit. Hocam A'yı 110 bulduysak burada kaç kaç derece çıkar? 180'e tamamlayan açısı 70 derece çıkar. E burada da doğru açıda açıortaylar arasında kalan açıyı 90 derece bulmuştuk. Sarı üçgende de 70 artı B'nin de 90 derece olduğunu biliyoruz. Çünkü sarı üçgen bir dik üçgen. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir. B'yi de böylelikle 20 derece olarak buluruz. A bizden ne isteniyor? A artı B isteniyor. A'yı kaç bulduk? 110 bulduk. B'yi kaç bulduk? B'yi de B'yi de 20 bulduk. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 130 derece yapıyor. Evet örnek onu böylelikle 130 bulduk. Heh, geldik şimdi buraya. Örnek 11'e. Bununla ilgili formülü biliyor musun? Bilmiyorsun işte. Hocam biz ya ardışık köşelerden çizilen açı ortaylar arasındaki açıyı biliyoruz ya da karşılıklı köşelerden çizilen açı ortaylar arasındaki açıyı biliyoruz. Ama işte bununla ilgili bir şey biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ha sen bunu formül, formülle de yapabilirsin. Birinci yol mesela şu olsun. Hocam bu açı ortay karşısından dış açı ortay çıkmış. Şuradan bir iç açı ortayı çizsek. Yani şu iç açı ortayı çizsek şöyle. A burası A A B B dersek 90 derece yapıyor burası. E 90 50 o zaman burası 40 yapar. Şimdi şu ikisinin farkının yarısı neye eşit olacak? 40'a eşit olacak. Oradan da sonuca ulaşabilirsin. Tamam. Ama bu formülüze gitmiş oluruz böyle. Formül aklına gelmezse yapamazsın. Bence yine dal kardeşim buraya. A, A de, Buraya da B, B de. Şimdi burada ne yapacağız? Valla öncelikli olarak şu işlemi yapabiliriz. Mesela şurada bir şey var. A ile B arasındaki ilişkiyi kurabiliriz. Şurada bir üçgen var mesela. Şuradaki üçgen. Hocam buradaki üçgende iki tane açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı iki tane açı görünce dayanamayıp burayı yazıyoruz. İki iç açının toplam bir dış açı. A artı 80 yapar burası. A hocam burada da bir üçgen var. Burada da iki açı yan yana. Hocam burası da aynı zamanda B artı 50 yapar. He, A artı 80 eşittir B artı 50 olduğundan dolayı bu öylelikle 30 B eksi A diye mi çıkar? Evet. B eksi A'yı kaç bulduk? 30 bulduk. Şimdi X'e yoğunlaşacağız. X nerede arkadaşlar? X şurada. İster buradaki dört kere bak. İstersen buradaki dörtgene bak. İstediğin dörtgene bak. E şuradaki dörtgene bakalım. Buradaki dörtgende hocam 2A var. Sonra 80 var. Sonra şuradaki açı nedir? 180-2B değil mi? Evet. 180-2B var. Sonra bir de x var. Eşittir 360 olmalı. E burada x'i yalnız bırakalım. x eşittir 360 eksi 180 180 artı 80 260 mi yapıyor? 260. Sonra bu artı 2A eksi 2A e, artı 2B'de a, eksi 2 a artı 2B diye geçer. 2B eksi 2A şeklinde oldu. A B eksi A 30 eşit değil mi? 2B eksi 2A ne olacaktır? Bu iki parantezinde B eksi A ya. B eksi A 30 olduğundan burası da 60 mı oldu? Evet burası 60 oldu. E o zaman x açısı neye eşit oldu? 360 eksi 260 360 eksi 260 eksi -60 60'a eşit oldu. Pardon artı 60'a eşit oldu. Yani 360'dan 260 çıkınca 100. 100 artı 60'da neye eşit oldu o zaman? 160'a eşit oldu. Böylelikle örnek 11'i de ne bulduk arkadaşlar? 160 bulduk. Ve dördüncü özelliğe geldik. Ama şunu söyleyeyim. Bu zamana kadarki yaptığımız şeylerde genelde ne çıktı arkadaşlar? Üçgen bilgisi çıktı mı? Çıktı. O yüzden üçgen önemli. Lütfen siz de üçgene önem verin. Bundan sonraki yaptığımız, yapacağımız şeylerde de üçgen karşımıza çıkacak. Lütfen ama lütfen bu dediğime çok dikkat edin. Şimdi dördüncü özellik ve sonrasını bir sonraki videoya bırakalım isterseniz arkadaşlar. Yani bir sonraki video, kaçıncı video? Sekizinci haftanın altıncı videosu yani son videoya bırakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.